Her maç hakkı 1-0 değil. İlk yarı onlar üstündü, ikinci yarı biz üstündük. Tam rakamlara bakamadım, gol pozisyon rakamlarına ama ikinci yarı oynadığımız futbolu birinci yarı oynasak bizim çok daha olumlu olurdu maç sonucu lehimize. Ama bu maçın bana sorarsanız hakkı beraberlikte. Offside'dan verilmeyen golümüz bize göre %100 gol. Tabii hangi açıdan baktığınıza bağlı, hangi açıdan gösterileceğine bağlı. Elimize gelen resimler, videolar farklı açılardan çok farklı bir şeye ifade ediyor. Ama burada önemli olan, futbolun içinde bunlar var. Aslında önemli olan gri pozisyonların hep bizim aleyhimize olması. Yani bu kadar ince bir çizgide olan pozisyonun bir dakikada, hatta bir dakika az bir sürede hiç VAR'a gitmeden direkt verilmesi enteresan. Ama biz hakeme mahkeme sığmayacağız. Burada çıkıp ikinci yarı oynadığımız topu ilk yarı oynayıp çatır çatır maçı almamız lazımdı. Şunu söyleyeceğim. Bunu da not edin. Bu maç ve maç sonucu ve maçta yaşananlar bizim şampiyonluğumuzun habercisidir. Biz çok seneler gördük. Orada burada rakibimizi yeniyip sene sonunda istediğim sonucu ulaşamadığımız. Ama bu maçtaki yaşadıklarımız, gördüklerimiz şunun habercisi. Şampiyonluğun en büyük motivasyonu oldu bu maç. Sakatlıklarımız da dönünce bence sene sonunun için çok önemli bir motivasyon oldu. Ve şampiyonun habercisi diyordum. Üzdük, taraftarlarımızı üzdük, iyi gidiyorduk. Ama her zaman diyorum, bu maç ne şampiyonluk şampiyon yapacaktı bizi, ne de şampiyonluk başka, hedefinden... Başka bir sıkıntı olarak neyi görüyorsunuz? Sonuçta daha önceki... Müsaade eder misin? Konuşuyorum. Sözen gel sen konuş. Dediğim gibi bu maçla ne şampiyon olmayacaktık ne şampiyonluk gidecekti. Kazansaydık önemli bir psikolojik avantaj olacaktı. Olmadı, sağlık olsun. Ama dediğim gibi 2 gün evvel de dediğim gibi 3 puan. Bu bizim şampiyonluğumuzun habercisi olarak görüyorum. Tamam. Maç sonu Sayın Abdurrahim Albayrak'ta bir diyalog yaşadınız. Dostluk üzerinden detaylarını... Ne yaşamışım? Sanırım oyuncularla ilgili çıkarken küfür ediyorlar gibi bir ifade olmuş. Daha sonra biz dostuz demiş Sayın Abdurrahim Albayrak. Yok öyle bir şey, öyle bir şey olmadı. Çirkin görüntüleri kendi sağ stadımızda müsaade etmeyeceğini söyledik. İçeri gitmeni rica ettik. Hayatta bir şey var. Kendine yapmalısın istemediğin bir şey başkasına yapmayacaksın. Yaparsan da tepki görürsen de bunu gayet anlayışla karşılayacaksın. Zaten Mustafa Başkan'ın anlayışla karşıladı. Olmamalıydı dedi. Sağlık olsun. Dediğim gibi taraftarlarımızdan özür diliyoruz ama hiç canınızı sıkmayın. Bu bizim şampiyonluğumuzun habercisidir. Size de teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.